Biliyorsun vadeli işlem piyasaları, vadeli işlem sözleşmeleri 3 tane amacı var. Yatırım amaçlı, yani spekülatif amaçlı diyoruz biz buna. Arbitraj amaçlı ve korunma, hedge amaçlı kullanılır. Ya burada zaten vadeli işlem sözleşmelerinin çıkış noktası esas korunma amaçlı. Yani ileriki aylardaki, ileriki vadelerdeki fiyatı sabitleme. Biz buna hedge diyoruz. Şimdi son dönemde hisse senedi tarafındaki bu düşüşlerde ben hep yıllardır bunu söylüyorum. Yatırımcılar vadeli tarafta, eğer spotta bir hisse senedi portföyü varsa vadeli tarafta BIST 30 endeks sözleşmesini kullanarak kendilerini hedge edebilirler. Bu düşüşlerden kendilerini koruyabilirler. Şimdi ama şöyle eleştiriler gelmeye başladı. Bugünün de aslında güncel konusu. VYOP'taki bu hedge amaçlı satış işlemleri piyasayı daha da aşağıya çekiyor. Ve kısa pozisyonların fazlalığı gibi bir terim kullanılıyor. Şimdi ben buna katılmıyorum. Kısa pozisyonun fazlalığı terimi çok doğru bir söylem değil. Neden değil? Çünkü VYOP'ta eğer bir işlem yapılıyorsa birisi uzun pozisyon, yani aldıysa endeksi veya hisseyi, diğeri satış yapar. Yani birisi satıyorsa bunun karşısında mutlaka bir alıcı olması gerekiyor. Ve bizim borsamızda maalesef Amerika'da olduğu gibi biz biliyorsun diğer piyasaları yorumlarken hep şuna bakıyoruz. Fonların uzun pozisyonlarına ve kısa pozisyonlarına bakıyoruz. Ama bizim borsamızda bu bilgi yok. Yani bizim borsamızda fonların veya işte hedge amaçlı yapan kurumların uzunda mı kısa mı olduğunu bilemiyoruz. O yüzden şöyle bir sıkıntı var burada. Şeye katılıyorum. Vadeli tarafta hedge amaçlı işlemler haliyle satış yönlü bir eğilim varsa buradaki fiyatı daha fazla aşağıya çekiyor. Yani hem vadeli tarafta hem spot tarafta. Şimdi bu neye bozuyor Çağlar? Şunu bozuyor. Eğer vadeli taraf çok fazla satış yerse aşağı yönlü fiyat eğilimi artıyor. Ve vadeli taraf olması gerektiği fiyattan daha ucuz bir hale geliyor. Aslında bu da bir arbitraj fırsatı yaratıyor. Şu anda bizim gördüğümüz VYOP tarafındaki olan olay bu. %50 piyasa faiziyle vadeli hesaplamak gerekirken bunun çok da altında bir faiz oranı kullanılarak bir fiyatlama var. Fakat bu arbitrajı piyasa kullanabiliyor mu? Kullanamıyor çünkü vadeli eğer ucuzsa vadeli al spot sat yapman gerekiyor. Fakat spotta açığa satış yasak olduğu için burada bir dengesizlik var. Yani spottaki açığa satışın burada tekrardan kaldırılması, bu yasağın kaldırılması aslında piyasayı toparlayacaktır. Ama VYOP'un hedge amaçlı kullanımı bu şartlarda da mümkün. Yani ben spot BIST 30 endeksiyle vadeli BIST 30 endeksine baktım. Hala korelasyonu %91 oranında. Hal böyle olunca yatırımcılar, fonlar bunu yapıyor. Yani spotta hisse tutan fonlar ne yapıyor? VYOP'ta gidiyor shortlayarak pozisyonlarını bir şekilde dengelemeye çalışıyor. Ama bireysel yatırımcılar maalesef bunu çok fazla yapmıyor. O yüzden VYOP tarafında eğer spotta bir hisse tutuyorsa yatırımcı, VYOP tarafında bunu shortlayarak hedgeleyebileceğini bilmesi gerekiyor.